Değerli arkadaşlar, bugün 26 Aralık Cumartesi, yerel saatle saat 2'ye 5 var, yani 14'e 5 var. Ben Tekmanlı Profesör Doktor Doktor Ümit Yazıcıoğlu, Güney Kore'nin başkentinde ikamet etmekte olduğum Intercontinental Otel odamdan sizlere Selahattin Demirtaş davasıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu son kararı siyasi, hukuki ve insan hakları bazında irdeleyerek anlatmaya çalışacağım. Dolayısıyla beni dinlerseniz memnun olurum. Değerli arkadaşlar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi rahmetli Adnan Menderes başbakanken 1954 tarihinde Türkiye tarafından kabul edilmiştir. Yani bu kabulle aslında Türkiye hukuki arenada egemenlik haklarından bir kısmını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne devretmiş bulunmaktadır. Rahmetli eski cumhurbaşkanlarından Turgut Özal döneminde, Turgut Özal 1987 yılında başbakanken de bireysel başvuru hakkı tanınmış. Özal cumhurbaşkanı iken de 1990 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu yargı yetkisini ülke olarak Türkiye kabul etmiştir. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar ülkemizde geçerlidir. Dolayısıyla bu bazda ben de sizlere son Demirtaş davası ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar neticesinden dolayı biraz görüş belirtmek istiyorum. Malumunuz 2017 yılında gündeme taşınan Selahattin Demirtaş davasıyla ilgili nihai kararını açıklayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, davayla ilgili 20 Kasım 2018'de açıkladığı ilk kararı sertleştirerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ankara'ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını yerine getirme yükümlülüğünü hukuken hatırlattı. Bu kapsamda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kararlarının bağlayıcılığı ve infazıyla ilgili 46. maddesine atıfta bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kararların uygulanışının Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin denetiminde olduğunu belirtti. Avrupa hükümetlerine de bu bağlamda mesaj verdi. Hakkındaki hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini bir kez daha Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararıyla yeniledi ve sert bir mesajla da Türkiye'yi eleştirdi. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin çekince koymaksızın imzaladığımız 46. maddesine göre mahkemenin vermiş olduğu kararları
tüm üye devletler için bağlayıcıdır. Yine anayasamızın 90. maddesine göre ulusal norm hiyerarşisinde Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelere ve taraf olduğu sözleşmelerde yer alan hükümlere üstünlük tanımaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmamasının konseyden çıkarılmaya kadar giden sonuçlarının olduğu da unutulmamalıdır. Bu nedenle Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri de dikkate alındığında anayasamızın ikinci maddesinde belirtilen bir hukuk devleti olmanın gereği olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı derhal yerine getirilerek Selahattin Demirtaş tahliye edilmelidir düşüncesindeyim ve ayrıca bu düşüncede olanların da yanılmadıkları kanaatindeyim. Yani hukuken yanılmadıkları kanaatindeyim. Çünkü 1954 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atıyoruz. 1990'da da Özal döneminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vereceği tüm kararların ülkemizde geçerliliğini kabul ediyoruz. Dolayısıyla hukuki arenada anayasal haklarımızı, egemenlik haklarımızı Avrupa İnsan Hakları'na devretmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararların ülkemizde uygulanması gerekliliği arzuhal edilmiş bir durumdadır. Mahkemenin 17 yargıçlı büyük dairesi tarafından alınan son kararda Kasım 2018'deki kararın aksine Demirtaş'a yönelik suçlama ve tutuklama kararlarının makul bir kuşkuya dayanmadığı sonucuna varıldı. Hükümetin Demirtaş'ın suç işlediğini kanıtlayamadığını belirten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Demirtaş'ın tutukluluğu için öne sürülen gerekçelerin yetersiz olduğuna hükmetti. Bu bağlamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin özgürlük ve güvenlik hakkı ile ilgili 5. maddesinin 1. ve 3. paragraflarının ihlal edildiği sonucuna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vardı. Dolayısıyla yargılama sürecinin bitmesinden sonra başlayan bu yeni aşama mahkeme kararlarının icrası ve sürecin denetimidir. Mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirilmesi ve bu sürecin etkin bir izleme ile kontrol altında tutulması mahkemeye sunulabilecek benzer veya aynı tip klon yani yeni başvurulan önünün kesilmesine ve dolayısıyla da bu tür potansiyel başvuruların ulusal seviyede önceden çözümlenmesine neden olacaktır. Mahkeme kararlarının icrasından ve bu sürecin denetiminden sorumlu olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bugün başarılı olup olmadığı tartışılan mahkeme mekanizmasının geleceği açısından oldukça önemli bir misyon üstlenmiştir. Dolayısıyla ülkemiz Türkiye'nin gerek iç gerekse dış boyutuyla egemenlik yetkisine sınırlama getiren
en önemli anlaşma olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'dir. Bu sözleşme ortak bir Avrupa kamu düzeni kurma amacı çerçevesinde taraf devletlerin hem dış egemenliklerini kullanmalarına ve hem de iç egemenlik kullanımlarına önemli sınırlamalar getirmektedir. Sözleşmenin denetim organı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bir noktada bu sınırlamalara riayet edilip edilmediğini denetlemekte ve böylelikle bir nevi oluşturulması hedeflenen ortak Avrupa kamu düzeninin bekçiliğini yapmaktadır. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hükümleri ve bu mahkemenin kararları son 20 yılda Türkiye'de hukuk alanında yapılan reformların omurgasını egemenlik kullanımına ilişkin uluslararası hukuktan kaynaklanan sınırlamaların ise en önemli kaynağını oluşturmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 1954 yılında onaylanmasından bu yana Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi üzerinde bağlayıcıdır. Geçen 66 yıl içinde Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sicili Türkiye ile Avrupa İnsan Hakları rejiminin gittikçe artan bir şekilde yapısal farklılıklarından muzdarip olduğunu da kanıtlamıştır. Değerli arkadaşlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarından da anlaşılacağı üzere sözleşme mekanizması ikincil ve tamamlayıcı bir niteliğe sahiptir. Dolayısıyla sözleşme tarafından garanti altına alınan hakların bireylere sağlanmasında temel görev öncelikle taraf devletlere düşmektedir. Devletlerin başarısız olması ölçüsünde sözleşme mekanizması devreye girmekte ve bireyin hak kayıpları önlenmeye çalışılmaktadır. Önemli olan bir diğer husus da devletlerin sadece taraf oldukları davalara ilişkin verilen mahkeme kararlarına değil, tüm devletlere ilişkin verilen mahkeme kararlarına icabet etmelerinin ve bunlar uyarınca iç hukuklarında düzenleme yapmalarının zorunlu olmasıdır. Mahkeme yapılan başvuru sayısındaki artış göz önüne alındığında, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuru sayısındaki artış da göz önünde günümüze alındığında, Türkiye özelinde konsey üyesi devletlerin üzerlerine düşen yükümlülüğü gerektiği şekilde ve hızla yerine getirmedikleri de ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla her ne kadar hukuken Türkiye Selahattin Demirtaş davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı uygulamak zaruriyetinde ise de Avrupa Konseyi devletleri bu uygulamaları yeterli derecede kontrol etmedikleri için praktikte boşluklar bulunmaktadır. Dolayısıyla
bu kararın arzu ettiği hükmü yahut dile getirdiği hükmü ülkede pratikte uygulamamaya bilirler diye düşünüyorum. Dolayısıyla sorabilirsiniz, peki mahkeme kararlarının icrasının denetiminden sorumlu olan Bakanlar Komitesi, özellikle devlet kaynaklı bu direnmeler ve ayak sürmeler karşısında ne gibi ciddi tedbirlere başvurmuştur? Konseyden çıkarma yaptırımı da dahil olmak üzere bir dizi sürecin tetikleyicisi olan bir mekanizmanın kontrolüne sahip olan Bakanlar Komitesi bugüne kadar ne derece etkin davranmıştır? Mahkemeye sunulan binlerce benzer başvuru şunu gösteriyor ki Bakanlar Komitesi sözleşmenin 46. maddesi altında kendisine verilen görevleri gerektiği şekilde yerine getirmemiştir, getirmemektedir. Dolayısıyla kararla ilgili açıklama yapan Selahattin Demirtaş, dipnot veriyorum, 4 yıldır hukuk dışı bir şekilde siyasi rehine olarak içeride tutulmama rağmen bu karar beni sevindirmemiş, mutlu etmemiş ifadesini kullandı. Çünkü Avrupa Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararları yeterli derecede kontrol etmemektedir. Bu kararların uygulanıp uygulanmamasını kontrol etmemektedir. Dolayısıyla da verilen karar uygulanmazsa bu kararın getireceği sonuçlardan da tutuklu olan birisinin tabidir ki sevinmesi onun açısından biraz zordur diye düşünüyorum. Adalete olan ihtiyaç ülkemizde hava ve su gibidir. Tekrarlıyorum, ülkemiz Türkiye'de adalete olan ihtiyaç hava ve su gibidir. Hava ve su olmayınca hayat bittiği gibi, adalet olmayınca da bir memlekette huzur ve güven de biter. Bazı değerler vardır ki onlar sadece hukukun değil, insanlığın da kırmızı çizgisidir. Eğer onları geçersek sadece hukuk değil, insanlık da zedelenir diye düşünüyorum. Selahattin Demirtaş'ı eleştirmiş olan bir bilim insanı olarak söylüyorum. Demirtaş tutuklandı, yargılandı. Bir kez Ankara Ağır Ceza Mahkemesi, bir kez Anayasa Mahkemesi, iki kez de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş'la ilgili tüm suçlamaların düşmesine kesin olarak hükmetti. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar hoşumuza gitmiyor diye kimseyi suçlu hukuken ilan edemeyiz. 1954 ve 1990'da ülke olarak imzaladığımız anlaşmalar gereğini hukuken yapmalıyız düşüncesindeyim. Dolayısıyla aziz arkadaşlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi'ne bağlı bir organ olduğunu da buradan belirtmek istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından alınan kararların uygulanışı bir devletler arası teşkilat olan Avrupa Konseyi'nin karar organı konumundaki
Bakanlar Komitesi tarafından denetleniyor. Bakanlar Komitesi adına bu görev Avrupa Konseyi'ne üye olan 47 ülkenin Strasbourg'da görev yapan büyükelçi düzeyindeki daimi temsilcileri yani daimi delegeleri tarafından yürütülüyor. Bakanlar Komitesi adına bu görev bu delegeler tarafından yürütülüyor. Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları için 3 ayda 1 Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları olmak üzere yılda 4 kez toplanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin belirli bir davada kararı nihayetleştikten sonra dosya en geç 3 ay içerisinde delegelerin gündemine geliyor. Demirtaş kararı için de bu böyle olacak. Yani önümüzdeki 3 ay içerisinde Mart, Haziran ayları içerisinde veyahut Eylül, Aralık ayları içerisinde önümüzdeki yıl bu dosya delegelerin gündemine gelecek. Demirtaş kararında bu delegeler o süre içerisinde görüş belirtecekler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanış prosedürü çerçevesinde normal olarak bir devletin hakkında hükmedilen karardaki tazminatı 3 ay içerisinde ödeyip en geç 6 ay içinde kararı nasıl uyguladığını veya uygulayacağını belirten bir eylem planı sunması gerekiyor. Farkındaysanız hukuki normlara göre 3 ayla 6 ay içerisinde Türkiye'nin bu Avrupa İnsan Hakları delegelerine bir plan sunması lazım. Bu plana göre Demirtaş hakkında verilen kararla ilgili nasıl bir uygulama sürdürmek istediğini belirtmesi gerekir. Ancak delegeler önündeki dosya sayısının bu komisyonda çokluğu ve delegelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları gündemli olarak yılda sadece 4 kez toplanmaları nedeniyle bu durum pratikte epey uzun bir süre alıyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına saygı Avrupa Konseyi üyeliğinin olmazsa olmazı. Dahası tüm Avrupa ülkeleri aynı zamanda Avrupa Konseyi üyesi, Avrupa Konseyi ile bağların zedelenmesi veya kopması, Avrupa Birliği ile zaten uçurumun eşiğine gelmiş ilişkilerimizi de daha da çıkmaza sokar diye düşünüyorum. Dolayısıyla benim siyasetçilerimize ve ülkemizdeki tarafsız hukukçulara tavsiyem 1954'te, 1990'da imzalamış olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmelerine ve bu mahkemenin vermiş olduğu kararlar siyaseten içimize sindiremesek bile bu kararlara uymamız ülkemiz açısından, ülkemizdeki
hukuki problemlerin çözümü açısından doğru olur düşüncesindeyim. Dolayısıyla milliyetçi açıklamalarla işte bu kararın değeri harbiyesi ülkemizde yoktur, uygulamayacağız gibi açıklamalarla ülkemizin dış ilişkilerinde bu açıklamaların ülkemize bir faydası olmadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla ricam odur ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararların Türkiye'de harfiyen A'dan Z'ye kadar uygulanmasıdır. Değerli arkadaşlar, beni Güney Kore'nin başkenti Seul'dan bugün yerel saatle 14-20 sıralarında takip ettiğiniz için, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Ben tanımayanlar için tekrar söylüyorum. Tekmanlı Profesör Doktor Doktor Ümit Yazıcıoğlu, Allah'a emanet olunuz. En derin saygı ve hürmetlerimle.